...genel izleyici için uygundur. Ben Mehmet İlmeğren, psikolojik danışmanım. Öğretmenler sınıfta bugün dersi anlatmayacağım, hatıralarımdan bahsedeceğim dediğinde... ...askerlik anılarından ya da çocuklukta yaşadığı hatıralardan bahsettiğinde... ...öğrencilerin dikkati bir anda öğretmene kesilir. Yani dersten uzaklaştıkça sınıf güzelleşir... Öğrenciler görsel sanatlar derslerini çok severler çünkü resim atölyesinde işlenir. Öğrenciler beden eğitimi dersini de severler çünkü bahçede ya da spor salonunda işlenir. Laboratuvarda işlenen fen dersleri de gayet sevilir. Türkçe'de kompozisyon yazmaktan da gayet keyif alabilirler eğer kameriye de öğretmenle yapılıyorsa. Yani sınıftan uzaklaştıkça okul güzelleşir. Müze gezisi deyince ne anlarsınız? Müzeye gitmeyi anlarsınız değil mi? Peki okul gezisi deyince ne anlarsınız? okula gitmek mi? Elbette hayır. Okul gezisi denilince okul tarafından düzenlenen, okul dışındaki mekanlara yapılan gezileri anlarız. Fabrika, iş yeri, sergi, botanik park, karakol ya da huzur evine yapılan ziyaretler. Ve en keyifli anlar olarak hatıramızda kalmıştır. Yani okuldan uzaklaştıkça eğitim güzelleşir. Üç şey var ki bir başkasına havale edilemez. Salt emanet edilemez. Bunlardan birincisi sağlık. Doktor var diye, hastane var diye kendi sağlığımızı ihmal edemeyiz. Sağlıklı beslenmeye dikkat ederiz, organik besleniriz. Hatta kendi doktorunuz olun denilir. İkincisi güvenlik. Asker var diye, polis var diye kendi güvenliğimizi ihmal edemeyiz. Aracımıza alarm, apartmanımıza güvenlik kamerası taktırırız. Üçüncüsü ve aslında hepimizi ilgilendiren başlık eğitim. Okul var diye, öğretmen var diye evde eğitimi ihmal edemeyiz. Aslında eğitim evde başlar. Aslında ev eğitimin merkezidir ve aslında her ev bir okuldur. Unutmayalım ki ev çocuğun ilk okulu, anne karnı da çocuğun ilk evidir. Her zaman her yerde eğitim ilkesinden şaşmamak dileğiyle. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.